Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve İğneden tığ avyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Şöyle size çıtı pıtı yine iğneden tığa yapımı çok kolay bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Evet. Hazırlamış olduğum modelim bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şöyle fil dişinden bu şekilde eee tülbentimin, bordo tülbentimin kendi ana renginden ilk önce bir çimen hazırlıyorum. Çimenin üzerinde böyle minik trabzanlı fıstıklar yapıyorum. Bu e, çimen de arkadaşlar bakın İnuyasındaki gibi olmuyor. Böyle kalıp gibi ütüye uygun olsun diye içlerini zincir yerine sık iğne ile yapınca böyle kalıp gibi bir çimen oluyor. Hangi tülbente uygulamak isterseniz o tülbente uygulayabilirsiniz. Fıstıkları da ilmek toplayarak değil, bakın böyle trabzanlı kalıp gibi olsun diye ütüye uygun olsun diye bu şekilde hazırladım sizler için. Normalde ilmek toplayarak tasarlıyordum daha önce bu şekilde bakın arkadaşlar böyle minik minik fıstıklar yapıyoruz Evet modelimiz bu kolay çıtı pıtı hemen yapıp takıp bitireceğiniz bir model hazırladım size şimdi modelimizin nasıl yaptık onu tarif ederek videomuzu tamamlayalım Evet ilk önce tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 nolu videoda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz tülbent kenar tığlama ve köşe dönüm işlemlerini arkadaşlar. Şimdi bakın arka taraf unutuyoruz. İlk başlar gibi başlayacağız. Çimeni tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip 3 tane zincir çekiyorum. Ve hemen yandaki tığ battıya girip bir tane Buraya bir tığ battı oluşturdum. Dönüşüm kolay olsun diye hemen bir zincir çekiyorum. Buraya bu üç zincirle yuvaya üç tane sık iğne yapacağız bakın. Bir Yani bu tığ full sık iğne ile dolduracağız. 2 veya 3. 2 ve 3 hangisini tercih ederseniz arkadaşlar buraya bu şekilde 8 tane zincir çekiyorum bakın ters tarafında ve sıkı sıkı 6, 7 ve 8. Fil dişi yaparken en önemli nokta bu 8 zincir arkadaşlar. Bunu ne kadar sıkı çekerseniz şu artma işleminiz o kadar böyle kalıp gibi olur. Kalıp gibi olunca bir de üstüne ütü hiç bozulmaz. Bakın bu 8 zincir önemli böyle kalıp gibi durması için. 3 tane zincir çekiyorum. Tığ battımı yapıp buraya sabitledim. Hemen bir tane zincirle dönüşümü yapıp bu 3 zincirli tığ battının içine 3 tane sık iğne. 2 de yapabilirsiniz. 3 de nasıl zevkinize hoşunuza giderse deneyin arkadaşlar. Evet. 3 tane sık iğneden sonra 8 tane sıkı sıkı zincir. 5 6 7 ve 8. Hemen dönüşümü yapıp buraya tığ battı. Bir sonraki boş olan tığ battıya 8 zinciri bu şekilde kapatıp 1 2 3 zincir. Yandaki tığ battıya girip bu şekilde tığ battı oluşturdum. Bir zincirle dönüşümü yapıyorum. Hemen içerisine 3 tane yapıyorum. Şöyle bu 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sıkı sıkı 8 zinciri çekip tabi her zamanki gibi arkadaşlar söylemeyi unuttuysam buraya muhakkak ipi esneterek başlıyoruz 3 zincirimi çekip yandaki tığ battıya şöyle bir tığ battı oluşturuyorum bir tane zincir çekiyorum dönüşümü yaptım hemen 3 tane sık iğne 1 2 3 hepsini sık iğne ile dolduruyoruz yani bakın bu 3 zincir eğer 2 doldurursanız birazcık kenarda boşluk kalır 2 3 4 5 6 7 ve 8 hemen çevirdim şöyle kapatıp bu şekilde şöyle göstereyim aynı işlem arkadaşlar böyle devam edecek bakın 2 4 6 tane şöyle iki tane bir ara verip bu şekilde devam edecek tığ battıların yapılışı şöyle çiçeği de göstererek tamamlayalım arkadaşlar Evet çimenini hazırladıktan sonra iki tane de bir fıstık çiçeğimizi yapıyoruz şöyle yeşil mi ipi çok incelmiş. Ondan biraz minik oldu fıstığı maviye göre arkadaşlar. Bakın iki tane de bırakıp fil mavi fıstık. iki tane bırakıp yeşil fıstık yapmışım. Şimdi yine iki tane bırakıp sarı fıstıkla size nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Sık iğne ile buraya ipimi sabitliyorum. Ve üç tane zincir çekiyorum. Şöyle. Fil ara kısmından girip 3 tane zincir çek, 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincir bir defa tığımı doladım ve bu fil dişinin ara kısmından 1 2 2 tanesi tığımda arkadaşlar Bakın yine tığımdan bir defa dolayıp şöyle bir şöyle 2 3 bir defa tığımı doladım şöyle bir şöyle 2 sonra ilmekler tığımda bakın tığımda dört tane bu şekilde ilmek var zincirle beraber de 4 tane trabzan olmuş oluyor. Hemen ben buraya hepsini birden kapattım. Ve buraya 5 tane zincir çekiyorum. Kapattığım sık iğneyi saymıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu kapattığım ilmeklerden ara kısımdan yuva edineceğim. Şöyle fazla bakın sıktırmadığım için rahat bir şekilde girebiliyorum kapanma kısmını hafif bol bırakıp bu şekilde yuva ediniyorum şimdi 5 tane zincir çekiyorum Pardon bunu da 6 çekelim arkadaşlar orada altıydı altı zincirden yine ara kısımdan tığımı ilerletip şöyle buraya iki tane oldu bir tane daha yapıyorum şöyle 5 6 bu ara kısmı 3 tane ilmeği öyle bu ara kısımdan girince şöyle güzel duruyor bakın arkadaşlar pipirikler böyle kaz ayağı gibi hoş gözüküyor bir zincirimi çektim hemen ipimi kopardım bakın şöyle fıstıktan sonra bu ipi şuradan çekiyorum arkadaşlar orada geriye yapıştırsanız da pırtma ihtimali olduğu için arkadan herhangi bir tane bile alsanız yeterli maksat bu şu ip önde siyahlık gözükmesin. Arkada dönük dursun. Bakın. Böyle minik bir fıstık oluşturduk buraya. Şöyle göstereyim. Şimdi bu ipi de buralardan yakacağız. Şöyle sıcakken yapıştıracağız arkadaşlar şöyle e, ip soğuyunca yapışmak olmuyor böyle minik minik fıstıklar yaptık bakın şöyle bir tane de renk yapalım Evet şöyle iki tane yine fil dişi bırakıp üçüncü fil dişinin sekiz zincirli ara kısmından girip buraya sık iğne ile sabitledim dört tane zincir çekiyorum bir defa tığı doladım, şöyle bir ve iki. Bir defa tığı dolayıp hemen şöyle bir, şöyle iki. Bir defa tığı dolayıp şöyle bir, şöyle iki. Bakın dört tane trabzan, hepsini birden kapattım. Zaten son kısımların ilmekleri e, tığında kalanlar iri oluyor arkadaşlar, şöyle boyunca. O yüzden uzun olsun, bolluk kalsın diye 4 zincir çekiyorum. 3 zincir yerine. Şimdi buraya 6 tane zincir çekiyorum. 6 zinciri bu ara kısımdan bakın bu kapattığım zincir çekmeye başladım. Göstereyim şöyle tellerini arkadaşlar. Böyle kirpikler çok güzel duruyor bu ara kısımdan. Zaten bir tane girerseniz diğer ilmeklerde kolaylıkla giriliyor arkadaşlar. İlk ipi buraya yaptım. Yine 6 zincir. 6 zinciri hemen ara kısımdan girip 2 oldu. 1 2 3 4 5 ve 6 3 tane yaptık. Hemen kesiyorum ipimi. Şöyle. Trabzan olunca mıfıt ilmekle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kalıp gibi duruyor diye, ütüye uygun diye bu şekilde trabzanlı tercih ettim. Hemen iplerimi yakıp temizleyip geleyim. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar bu şekilde. Şöyle bakın iğne oyası zarifliğinde çok güzel yapımı kolay bir model hazırladım sizler için çok da zarif oldu arkadaşlar herkes yapabilir bakın ipi kalın olan fıstıklar daha dolgun durdu öncekilerin ipi daha ince olduğu için fıstıklar daha minik oldu şöyle bir de bu 3 zincir çektim herhalde başla bakın arkadaşlar daha küçük gösteriyor zincir sayısı buralarda 4 zincir olduğu için fıstığımız daha iri ve gösterişli oldu. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bazen acele ediyoruz video çekmek için. Evet modelimiz bu. Şöyle iki tane de bir fıstık, iki tane de bir fıstık. Şöyle aynı iğne oyası zarifliğinde, iğne oyası güzelliğinde çıtı bir model hazırladık. Bazen böyle kolay model arayan arkadaşlar da oluyor arkadaşlar. Onlar için de bir alternatif örnek sunmuş olduk. Evet. Çünkü ağır model demek, motif hazırlamak demek, uzun bir zaman alacak demek. Modeli tülbenti bitirmek için. Ama bunu hemen üç günde veya eliniz hızlıysa daha erken vakitte. Çünkü kişisine göre, kişinin yaptığı işe göre değişiyor. Kimisi hobi olarak yapıyor, kimisi para kazanmak için yapıyor. Değişiyor bu ilişki işleri arkadaşlar. Evet. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.